Tabii Bursaspor camiası şampiyon camialardan biri olduğu için ilk beklenti tabii ki yüksek sıralar, üst sıralar, Avrupa hedefi oluyor ama büyük bir kabuk değişimi oldu takımda. Gençleşen bir takım var. Geçen seneden çok fazla oyuncu ayrıldı ve altyapıdan gelen arkadaşlarımız çok fazla sayıda. Onların da bir adaptasyon süreci oluyor tabii ki. Çok fazla yeni oyuncu geldiği için onların da bir adaptasyon süreci oluyor. Bence ilk kere genel anlamda ortalama bir düzeyde bitirdik aslında. Daha iyi düzeyde bitirebilirdik. Çünkü elimizde olan birçok maçı işte beraberlikle sonuçlandırdık. Daha farklı skorlar alabilirdik. Ligde birbirine çok yakın olduğu için aslında çok daha üst sıralarda da olabilirdik puan anlamı olarak. Zaten üst sırayla alt sıra arasında çok büyük bir fark yok puan anlamında. Ama genel anlamda kötü sayılmayacak bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem bu uyum süreciyle beraber, devre arası kampıyla da beraber bu berabere kaldığımız, kazanabileceğimiz dediğimiz maçları inşallah ikinci yarıda galibiyete döndürüp daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Kamp süreçleri yorucu geçiyor klasik olarak. 3 gün oldu, 3. günümüz. Çift idmanlarla devam ediyoruz. Tabii bu sürecin böyle geçmesi lazım. Kupa maçımız da olmadığı için maç önümüzdeki maça uzun bir süre var. İyi bir yüklemeyle sezona ona göre hazırlanıp, çünkü burada yediğimiz antrenmanlar bizim ikinci yarıdaki performansımızı belirleyecek, devamlılığımızı sağlayacak. O nedenle de biraz sızlansak da güzel geçiyor. Takım olmak böyle bir şey tabii ki. Şimdi 25 tane futbolcu var takımda ve herkes değişik dönemlerde süre alıyor. Ben buraya ilk katıldığım zaman işte son transferlerden biriydim ve takıma geç katılmıştım. Üstüne bir sakatlık sürecim oldu. O arada Cafra bizim oynuyordu ve formdaydı. O güzel bir dönem geçirdi. Sonra onun sakatlığı benim için bir fırsat oldu. Ben değerlendirdim. Ben oynamaya başladım. Dönem dönem boktan oynadı. Zaten bu 25 kişinin içinde böyle rotasyonlarla süre alan oyuncular değerlendirirse, kendini hazır tutarsa takım böyle yükseliyor. O nedenle her dönemde kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İkinci yarıda da oynadığımız oynamadığımız birçok maç olacak. Ama gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirip kaç dakika olursa olsun fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Peki bize o golü anlatır mısın? Golü şatırlarını sandığı. Ya aslında çok anlatılacak bir şey yok çünkü ilk başta aslında ön direğe bir koşu yapmıştım. Benden önce rakip bir müdahalesi oldu. Topa değemedik. Bizi geçti top. Ondan sonra seken top benim arkam dönüktü. Sırtım dönük bir pozisyonda geldi. Yükseldi top ve tek vuruş şansım orada ya kontrol edecektim. Kontrol edersem de ceza sahasında çok fırsat verilmeyeceği için rövaşata denemeyi tercih ettim. Rövaşata da yani istediğin gibi her zaman gitmiyor. Tam ayağına oturması lazım. Vuruş iyi gitti ve güzel bir golle sonuçlandı. Sezonda böyle bir gol atmak tabii her futbolcuya nasip olmuyor. Benim için güzel bir anda. Bursa Spor'a ne gitti? Şöyle gerçekleşti o da aslında. Beşiktaş transfer sürecim de biraz uzamıştı. Ama son dönemde işte orayla idmana çıkarken son iki gündü yanlış hatırlamıyorsam böyle bir transfer durumu oluştu. O dönem Samet Hocam'la konuşma fırsatım oldu. Beni aramıştı ve durumu anlattı, planlamayı anlattı. Senden de faydalanmak istiyoruz, bizi düşünmeni istiyoruz gibi konuştu ve Samet Hoca da zaten geçmiş repertuarında da genç oyuncularla çalışması olsun, onları geliştirmesi anlamında çok büyük katkıları olan bir hoca olduğu için çok fazla da düşünmedim. Özellikle böyle büyük taraftarı olan camialar da beni cezbettiği için böyle coşkulu ortamlar. Benim için karar vermesi zor olmadı o aşamadan sonra. Kendimi geliştirmek adına, daha fazla katkı verebilmek adına, daha fazla süre bulabilmek adına Bursaspor'u tercih ettim. Şu anda bir pişmanlığım yok. Gayet güzel gidiyor her şey. İnşallah ikinci yarıda da bu ilk yarıdaki performansım üstüne çıkmak istiyorum. Ya hepsi dönem dönem ayrı dönemlerde gerçekleşti tabii. Hepsini ayrı tutuyorum. Hepsinde de sağ olsun olumlu tepkiler aldım. Ayrıldıktan sonra da olumlu mesajlar aldım. Bu tabii futbolcular için şöyle oluyor. Bir emek verebilirsiniz, bir performans verebilirsiniz. Karşı tarafta yani taraftar da buna inanırsa sizi seviyor ve destekliyor. Bu her zaman böyledir. Çünkü performans işi yapıyoruz biz burada. İyi bir performans göstermeyince tepki görüyorsunuz. İyi bir performans gösterince seviliyorsunuz. Onun dışında duruş olarak, yani sahaya koyduğum karakter olarak düzgün bir karakter sunmaya çalışıyorum. Performanslar inişli çıkışlı olabilir ama elimden geleni sonuna kadar sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Bunun sonucunda da şu ana kadar bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadım oynadığım kulüplerde. Bunu yansıtabildiğimi görüyorum. Bu benim adıma mutluluk verici tabii ki. Bir
karakter, bir duruş ortaya koyduğun için. Ya bir sporcu figürü sergilemeye çalışıyorum yani. Dönem dönem farklı karakterlerde yansımayıp hep aynı duruşu, hep aynı mücadele, elimden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Bunu da karşılık görmesi tabii mutluluk verici, motivasyon aracı benim için de. Ya dediğim gibi forma rekabeti aslında futbolcuların üst seviyeye çıkabilmesi için en önemli araç. Çünkü rahat bir ortamda oyuncu nasıl olsa ben oynayacağım mantığıyla hareket ederse gelişim aracı duruyor ne yazık ki. O nedenle de hem CAF olsun hem ben olayım hem başka oyuncular da gelebilir. Şu an gündemde olan isimler de var. Kim gelirse gelsin birbirimizi teşvik ederek, birbirimizle iletişim halinde olarak. Ya biz CAF'la saha içinde aynı mevkide olabiliriz ama saha dışında çok fazla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bu ortamı kurarak birbirimizin gelişimine ayak uydurmak istiyoruz. CAF kariyer olarak benim çok daha önümde bir isim. Çok daha kaliteli bir isim ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum mevkidaşım olarak. Yıllarca Premier Lig'de bulunmuş, Fransa Ligi'nde isminden söz ettirmiş, milli takımda o kadar performans göstermiş bir oyuncu ve sağ olsun bana da çok yardımcı oluyor. Ondan da bir şeyler öğrenebilmek, olumlu özelliklerini kendime katabilmek benim için ayrıca bir önemli özellik olacak. Yani Samet Hoca aslında böyle hoca gibi değil de genel olarak bizim takım için bence bir baba figürü. Çünkü çok fazla da genç oyuncu olduğu için takımımızda. Olaya şöyle yaklaşmıştır. Eski dönem babaları olur ya böyle oğluna direkt böyle sevmez ama işte sevdirir, annesine şey yapar, gece uyuyunca çocuğu gelir sever. Samet Hoca da öyle aslında, yeri geliyor kızıyor bize, genç oyuncular kızıyor ama arkadan da onlara destek verdiğini oynatarak, süre vererek görüyorsunuz. Çünkü bu dönemde özellikle bu yabancı durumuyla beraber genç oyuncularımız ne yazık ki yeterli kadar süre şansı bulamıyor. Bu bir cesaret istiyor aslında, bulabilirler ama işte bu cesareti gösteren hocalarımız ne yazık ki az. Samet Hoca da bunlardan biri olduğu için. Hadi ben yaşım biraz daha ilerlediği için onlar adına konuşamam ama genç oyuncularımız için büyük bir şans ve onun kıymetini gerçekten bilmeleri lazım. Bunun farkında olup bu verilen şansı değerlendirebilmek için çok daha fazla çalışmaları lazım. O nedenle en azından onlara bir buradan benim önerim olsun abiler olarak. Çok daha işe asılmaları lazım. Ya kendi adıma tabii ki ben her zaman dediğim gibi bugüne kadar nasıl performans sergilediysem, performans demeyeyim, nasıl mücadele ettiysem yine terimin son damlasına kadar mücadelemi sunacağım. Bazen işler istediği gibi gitmeyecek, goller kaçacak, goller atılacak ama elimden geleni sonuna kadar verdiğimden emin olabilirler. Takım adına da bizim takımımızın en önemli özelliği zaten bu coşku ve mücadele. İkinci yarıda başından itibaren bu coşku ve mücadeleyi yansıtacağımızı düşünüyorum sahaya. Buna emin olabilirler. Zaten şampiyonluk görmüş büyük bir camia. Bizi desteklesinler her daim. Deplasmanda, dışarıda zaten bugüne kadar hep yaptılar. Bugün de bundan sonra da yapmaya devam etsinler. İnşallah ikinci yarıda dediğim gibi bu berabere sonuçlanan skorlarımızı galibiyete çevirip daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz.